Şimdi sıra geldi Doğu Val döngüsüne. Val döngüsüyle çok benzer arkadaşlar. Zaten bütün döngü çeşitleri birbiriyle çok benzer. Aynı iş, bir işlemi kısa yoldan yapmayı sağlıyorlar. Şimdi Val döngüsünde ne yapmıştık biz arkadaşlar? Sayı 10 demiştik. Val'a gelmişti. Bu satıra gelmişti. Bakmıştı. 10 sıfırdan büyük mü? Büyük. O zaman süslü parantezin içine girip bu kodları işletmişti. Ama burası sayı eksi 5 olsaydı sıfırdan küçük olduğu için bu val döngüsünü direkt atlayacaktı, değil mi, hatırlarsınız? Ama doğu val döngüsünde öyle değil arkadaşlar. Doğu yazıp tap tap yapıyorum klavyemden. Bana yapıyor, otomatik oluşturuyor. Doğu valde şöyle bir şey var arkadaşlar. İlk kısımda hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Ne yaparsanız yapın. Mesela diyelim ki aynı şekilde listbox 1 item at sayı dedim. Geldim, sayıyı 1 arttırdım. Şu kısma da dedim ki sayı küçüktür 5. Çalıştıralım önce. Pardon. Şurada bir noktada virgül olmuş. Çalıştıralım. Geldi. Başla diyelim, geldi bana 10 yaptı. Şimdi kodu inceleyelim. Sayımız 10. Geldi. Şu kısma geldi. Burada bir şey göremiyoruz. Doğru görüyoruz. Devam ediyoruz. Bir alt satıra geliyor. Listbox 1 items add ne yapıyordu? Buradaki değeri alıp buraya ekliyordu. Evet, onu yazdı. Çünkü sayı değerimiz 10'du. Sayıyı 1 arttırdı. Sayımız şu an 11. Devam ediyor. Val'e geldi. Ne diyor? Sayı küçük mü 5'ten? Sayımız 11 dair küçük değil. O zaman direkt programdan çıkıyor. Ama bir önceki dersteki val döngüsünü ne yapardı? Önce bir kere incelerdi ilk başta. İşte doğu valda program kesinlikle bir kere doğu valın içine giriyor. Ondan sonra burada ne oluyorsa oluyor artık. Doğu val döngüsü bu kadar kolay arkadaşlar.